Ya bakan her gün açıklama yapıyor. Et etimiz bitti. Et bilmem işte kurumu var. O kuruma et getiriliyor. Böyle Türkiye bir et sıkıntısı yaşadı. Neden yaşadı bunu ve şu anda bu durum ne ne alemde yani? Türkiye'de böyle bir gündem var mı şu anda? Şu anda yok. Şu anda böyle bir gündem yok. Nasıl oldu yani? O zaman niye böyle bir sıkıntı yaşandı ve siz ne yaptınız da böyle bir gündemin olmaması söz konusu olabilir? Şimdi bir defa e Üreticiden vazgeçmeyeceksiniz. Üreticiyi sürdürülebilir olarak üretime devam etmesi kaynak önemli. Sağlayacak yani. rakamı yakalayacaksınız. Geçen sene tarım şurasını yaptık, tarım şurasında cumhurbaşkanımız çıktı şu mesajı verdi üreticiye. Dedi sıkıntılarınız var biliyorum, ama önümüzdeki yıldan itibaren biz şeyi bitiriyoruz tamamen ithalatı bitiriyoruz ve artık ithalat olmayacak. Et hayvan da. Şimdi şöyle. Et ithalatı 2018 yılında ben geldiğimde 50 bin ton kadar vardı. Kaç ton? 50 bin ton. Türkiye 1 milyonun üzerinde yer. 1 milyon tonun. Yani işte %4-5 civarında bir et İthal. ithalatı vardı. Canlı hayvan ithalatı 1 milyon yakın ithalat vardı 2018'de. Çok yüksek değil mi? 2019'daki şey, 2019'daki senaryo şu. 5 bin ton et ithalatı. O 5 bin ton da işte Sırbistan... Saraybosna oralarla yapmış olduğumuz serbest ticaret anlaşmaları gereği onların da kırsal kalkınmaları desteklemek amacıyla daha önceden başlatılmış projelerin mecburen devamı yoksa ihtiyacımız olduğundan i̇htiyacımız değil. İhtiyacımız yok mu? İhtiyacımız olduğundan değil. Ee, hayvan ithalatında da 500 bin lira indik geçen sene. Nereden indiniz? 1 ee, milyonlardan 500 bin lira indik. Bu hayvanlar da besilik hayvan, kasaplık değil. Kasaplık hayvan ithalatımız yok. 500 binden de bu yıl 250-300 binler seviyesine ineceğiz. Ve önümüzdeki yıldan itibaren de 2021'in sonundan itibaren ithalatı tamamen inşallah sıfırlayacağız. Ne et ithalat edecek, et ithal edeceksiniz ya, ne de ya canlı bin hayvan. 5000 ton, bunlar olabilir. O, tamam onu zaten anladım. Bunlar maalesef siyaseten kötüye kullanılan şeyler ama ülkeler arasında mesela Rusya ile hakikaten sıkıntı yaşıyorum. Yani onlar da bir beş bin ton satar. Ya ihtiyacım yok kardeşim diyorum. Yani ee, onlar da bize şudur. domatesle mesela problem çıkartıyorlar. Başka ürünlerde ya problem hayır, çıkartıyorlar. Hayır, bakın önemli olan şudur yani. İhtiyaç yok. İhtiyaç var mı yok mu? İhtiyaç önemli yok. yok. Peki, Peki size şunu nasıl söyleyeyim. başardınız? Yani bu ben nasıl size, oldu? Ben size şunu söyleyeyim. Bugün de ihtiyaç yok. Bugün de ihtiyaç yok ama biz kademeli, kademeli, kademeli bu işi götürüyoruz. Peki ne, nasıl o... E, yandım Allah. Et kalmadı. Yarın e, acaba kasaplarda et olacak mı diye bağırılan süreçten buraya nasıl gelindi? Ben onu merak ediyorum. E şimdi tabii ne yaptınız ki, yani? Bir defa, e, bir defa hep şunu söylüyorum Üreticiye güven vermek lazım. Biz 27 lira olan kesim fiyatlarını 37 38 liraya çıkardık. Bakın bir senede. E, bugün üretici memnun. Cumhurbaşkanımıza ve iktidarımıza dua ediyor. Orada da mı teşvik ya da destek var? E, teşvik Orada da ve mı destek artırdınız? de tabii ki vermiş olduğumuz bir dizi destekler var. 6.6 milyar lira toplamda hayvancılığa ayırdığımız bir para var. Ama bunun ötesinde de bir defa hayvan yani besilik hayvan kesime girdiği zaman o gün kestiğinizde o hayvana yediniz, yedirdiniz yem. Ondan sonra o hayvanı tuttuğunuz ağırdaki bakım masrafları, diğer masraflar, veterineri, şu su bu su hepsini topladığınızda elinize 3-5 kuruş para kalması lazım. Ee, biz bir defa bunu bu hale getirdik. Orada Bunun, da önemli ya yani, karlılık. Evet karlılık ve bunu da sürdürülebilir, sürdürülebilir lazım. Sürdürülebilir kıldığınız zaman Türkiye'de üretim otomatikman şu Her alanda olduğu gibi bir defa ee, yani işi bir karlı zemine oturtturduğun zaman bu konunun müteşebbisi çıkar. Peki çıkar da şu anda et fiyatları e, yüksek Türkiye'de. Yüksek değil mi Sayın Bakan? Et fiyatları aslında Türkiye'de şu anda yüksek değil. Ee, neden yüksek değil? Ee, i̇kame evet. ürünlere baktığınız zaman Avrupa seviyesinde bir miktar 3-5 kuruş da altında kalmış durumda. Bu işin de dediğim gibi sürdürülebilirliğini de mutlaka sağlamak gerekiyor. Yani bugün e, Türkiye'de ihtiyaç olsa yurt dışına ithal etseniz benzer rakamlarla yani benzer kesim rakamlarına ulaşacaksınız. Yani ihtiyacımız ha, olduğundan söylemiyorum. İthal ettiğinizde de aynı rakamlar tabii, olacak. Tabii, aynı rakamlar olur. Dolayısıyla ben üretiyorum. Kendi ürettiğim e, tabii eti. Ki. Tabii ki. Et fiyatlarını düşürmek mümkün değil mi yani biraz daha? E, bakın iddialı şunu söylüyorum. Bizim Türkiye'de fiyatını düşüremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama yapar mıyız? Üretici aleyhine de hareketimiz olmaz. He. Ama şunu söyleyeyim. O bindiğin dalı kesmek olur. Tabii çünkü. bindiğim dalı kesmek olur. Ama her zaman şu bakanlığın ilk günlerinde şunu söyledim. Üreticiyi koruyacağız. Tüketiciyi de kollayacağız. Yani tüketici de fahiş fiyata e, yemeyecek. Yani ürün. Şey bu. Slogan bu yani. Slogan bu. Siz ama hem ve tarım bunu mesela Pandemi uygulamaları anlatabilirim yani 2-3 tane üründe mesela patateste, soğanda, limonda. Onu, onları da soracağım da şu, şunu anlıyorum ben sizin o zaman Türkiye'de e, göz bebeği gibi bakmamız gereken iki kesim var. Bir çiftçilerimiz, iki hayvancılıkla uğraşan insanlarımız. Tabii ki. Bunların kar etmeleri ve bunu sürdürebilir olmaları. Tabii ki. Bunu sağlarsan hem hayvancılığı hem de tarımı geliştirirsin. Sizin şeyiniz bu o zaman, ana dinamiğiniz. Bizim bakanlığımızın kuruluş kaidesi aslında budur. Yani bizim işimiz tarlada başlar, tarlada biter. Ama sorumluluk alanımız e, toplumdaki beklenti ve algı da e, tohumdan çatala kadar olan zinciri takip etmemizdir. Oralara da geleceğiz. O, o, öyle mi denir? Tohumdan çatala mı? Tabii, o tabir mi? Tabii, tohumdan çatala kadar olan zincirde Herhangi bir yerde kırılma olduğu zaman ya nerede bu tarım bakanı? Nerede tarım Armanın Bakanlığı denir yani. Peki beyaz ette biz bir ara çok gelişmiştik bu evet. tavuk. Şu anda ne durumdayız yani? O gelişmişlik sürüyor mu yoksa gerileme mi var? Beyaz ette e, son 6 aylık rakamlar e, aklımda yok ama yani 400 milyon doların üzerinde ihracatımız var. Yani beyaz et sektörü hakikaten çok gelişmiş ve ekstra da aslında fazla da desteğe ihtiyaç duymayan bir sektör. E, bu konuda Türkiye'de sıkı da bir sözleşme üretim e, sistemi işliyor. E, burada Türkiye'nin performansı son derece iyi.